İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Unreal Engine 5'te serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir Quixel Bridge'ten bir kılıç seçeceğiz ve karakterimiz onu yaklaştığı zaman kılıca E tuşuna bastığında kılıcı alacak eline. Onu yapacağız. Öncelikle şu platforma ihtiyacımız yok, onu kaldırdık. Eğer Window menüsünden Quixel Bridge penceresini açacak olursak orada Home klasöründe 3D Assets'te, Props'ta, Weaponry, şu silahlar şuradan da seçilebilir. Burada Sword var, onu kullanacağım. Download butonuna tıklarsanız download eder ve şu Add butonu mavi renk alır. İster buna tıklayarak projenize dahil edebilirsiniz, isterseniz de Sword'u alıp şöyle sürükleyip buraya bırakarak da dahil edebilirsiniz. Tabii ki o dahil etme olayı ekrandakini silseniz bile şu ekrana getirdiğiniz Sword objesini silseniz bile o şurada nerede? Mega Scans'te, 3D Assets'te Sword'un içerisine geldi. Materyal, tekstürler ve mesh'in kendisi. Static mesh şu. Statik meshlerde şu çizgi açık mavidir. Materyallerde yeşildir. Tekstürlerde şu gördüğünüz renktedir. Bunu kullanacağız şimdi biz. Şöyle yapalım. Ekrandakini silelim. Çünkü silah için, weapon isimli silah için bir blueprint oluşturacağız. Bunu orada kullanacağız. Ekranda olmasına şimdilik gerek yok. Content'in içerisine klasör daha açalım. Items. Items'in içerisindeyiz şu anda. Sağ butona tıklıyoruz. Blueprint Class. En basit class yapısı aktör. Şu menüde en azından. Aktörden daha basit objeler de var. Bunlar buraya konulmamış ama onu C++'da veya şuradaki All Classes kısmından ekleyebiliyorsunuz. Biz şuradan aktörü istiyoruz. Adını BP Weapon Blueprint Weapon olarak değiştiriyoruz. Çift tıklıyoruz, ekrana getirdik ve burada sadece bir Default Scene Root isimli bir elemanla geldi. Bunu birazdan kaldıracağım ben. Şimdi öncelikle ana objenin en üst seviyesini seçip Add butonuna tıklıyoruz. O silah burada tanımlanabilmesi için bir Static Mesh objesi komponenti eklememiz lazım. Static Mesh komponenti buraya ekledim. Item Mesh olsun ismi. Bu Item Mesh şu anda herhangi bir görünür bir özelliği yok. Şimdi onu sağ taraftan şu Static Mesh kısmından getireceğiz Sword'u. Ama bunu alıp şöyle sürükleyerek Default Scene Root'un üzerine götürür bırakırsanız o zaman Item Mesh biraz önceki Default Scene Root isimli elemanın yaptığı işi üstlenir. Dolayısıyla o öncekine gerek kalmadığı için o kaldırılır. Artık bu Default Root olarak, Default Scene Root komponent olarak kalacaktır bundan sonra. Sağ taraftaki şu Static Mesh kısmında kutunun içerisine tıklarsanız ve kolay bulabilmek için Sword yazarsanız şu biraz önce dahil ettiğimiz Sword buraya gelir. Buradaki ayarımız şimdi bu. Bir de bizim karakterimiz buna yaklaştığı zaman yaklaştığını tespit edebilmesi için bir collider eklememiz lazım. Yine en üstteki BP Weapon'ı seçiyoruz. Add dedikten sonra Sphere Collider. Birkaç çeşit var. Biz Sphere Collision objesini istiyoruz. Adını değiştirmedim. Biraz küçük büyütelim. Şurada sağ tarafta shape kısmında sphere radius var. Onu eğer şöyle büyütürsek karakter yaklaştığı zaman alabileceği şekilde bir konuma getirdik. Şimdi burada event graph'a geçecek olursak bir özellik var. Bize karakter bu silahın biraz önce göstermiş olduğum şu Sphere Collider. Sphere Collider'a temas ettiği anda çalışan bir event var. Bunu Event Graph'ta tanımlayacağız.
Şimdi eğer sphere seçiliyken şurada sağ bütona tıklar. Begin overlap yazalım sadece. Tam hatırlayamadığımızı varsayarak. Yani overlap'in yani birbirlerine değmesi durumunun başlangıcı. At event for sphere collision şu. At on component begin overlap. Buna tıkladığım zaman işte karakter sphere collider'a değdiği anda şu event çalışacak. Bunu silelim. Bir şey göstereceğim. Sol tarafta eğer biraz önce sphere seçiliyken yaptık bunu. Eğer seçiliyken yapmazsak mesela şu en üstteki seçiliyken tekrar aynı şeyi yazıyorum. Begin overlap yazıyorum. Şimdi yine geldi bir şey buraya ama bakın sphere kelimesi yok. Yani sphere collision'la ilgili bir durum değil bu. Bu tamamen aktörle ilgili bir olay. Aktörün kendisiyle ilgili bir overlap olayı. Buna dikkat edelim. Bunu istemiyoruz biz. Özellikle sphere'i seçiyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Kutunun içerisinde begin overlap diyoruz. Bizim istediğimiz geliyor. Şu. Çünkü bakın şurada sphere var. Add event for sphere. Sphere için. Evet bu. Şimdi burada şöyle yapacağız. Diğer aktör, yani bu sphere collider. Sphere collider'a kim değecek? Bizim blueprint, şuradan göstereyim ben. Blueprint Coolman'i değecek. Onun deyip değmediğini anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Sphere'e değen diğer aktör şuradan cast to diyecek olursak BP alt çizgi iki tane var zaten. Coolman'i. Şimdi bu yani burada bir cast işlemi yani bir dönüştürme işlemi var. Eğer Sphere Collider'a değen obje şuysa BP Coolman'i ise şu üst kısımdan devam edeceğiz. Değilse cast failed demektir. Yani diğer obje Coolman'i değildir. Ona bir şey tak bağlamayacağız. Sadece şart gerçekleşirse olan durumu belirleyeceğiz. Bunun için bir değişken tanımlayacağız. Blueprint Coolman'i de ona geçiş yaptım. Orada variables'ta artı butonuna tıklıyorum. Bu sürekli olarak bir silahla temas haline geçtiyse o silahın kim olduğunu saklamak maksadıyla bir variable tanımlıyoruz. Ne cinsinden? BP weapon cinsinden. Bu şekilde. Direkt buna tıklarsanız sağ taraftaki listeden en üsttekini seçmiş sayılıyorsunuz. Eğer şuraya gelirseniz başka bir tanesini seçme şansınız var. Ama biz zaten çoğunlukla en üsttekini seçtiğimiz için şuraya geldikten sonra bir de şöyle yapmanız şart değil. Sadece şu BP weapon'ı seçtiğinizde o obje olarak seçmiş oluyor zaten. Bunun yalnız şu göz resmine tıklamazsak, onu biraz sonra göstereyim. Şu göz resmini biraz sonra inceleyeceğiz. Evet, overlapping weapon'ı tanımladık. Coolman'ı da tekrar weapon'a geri dönelim. Ne diyorduk? Temas halinde diğer aktör, yani karakter şu, karakterin o overlapping weapon değişken değerine bu weapon olduğuna göre kendisini ona yükleyecek, saklayacak yani. Şöyle yapalım. Set overlapping weapon. Diğer aktördeki yani Coolman'deki biraz önce oluşturduğumuz overlapping weapon değerini burada atama yapıyoruz. Set komutuyla. Şu üstteki olumlu execution pinini bağladık. Şuna bir şey yapmayacağız dediğim gibi. Yani diğer aktör Coolman'ı değilse herhangi bir şey yapmayacağız. Pas geçecek. Evet, şuradaki overlapping weapon kim olacak? Biz. Biz kimiz? Şu en üstteki BP weapon parantez içerisinde self. Bunu alıp buraya sürükleyemiyoruz. Ama şu self kelimesinden hareket ederek şurada sağ bütona tıklayıp self yazarsanız get a reference to self. Kendimize bir referans alalım diyoruz. İşte şu bizi yani BP weapon'ı
temsil ediyor. Şuraya onu bağlayabiliyoruz. Böylelikle saklamış olduk. Şimdi bu begin overlap'in bir de tersi var. Yani karakter o sphere'in içine girdikten sonra bir de çıkıp gidecek. Çıkıp giderken de yine sphere'i seçerseniz, şöyle end overlap derseniz, bu sefer de çıkarkenki event çalışacak. Şurayı aynen kopyalayalım. Şey hariç, self hariç. Eğer şurada other actor şuraya bağlı. Evet. Tek yapacağımız burada overlapping weapon'ı boş bırakmak. Boş bıraktığımız zaman buraya null değerini atamış oluyoruz. Yani bu değişkeni boşaltmış oluyoruz. Bir öncekinde silahı saklıyorduk. Madem herhangi bir işlem yapmadan aktör ayrılıp gidiyor, o halde onun temas halinde olduğu silah değişkenini boşaltıp öyle çıkmasını sağlıyoruz. Şimdilik bu kadar buradaki işlem. Tekrar BP Cool Menu'ya geri dönelim. Burada yapacağız bir işlemler. Yalnız ben şimdilik size şeyi göstermeye çalışayım. Yani bu BP Weapon'dan bir tane karakterimizin biraz ilerisine şuraya bir yere koyalım. Yukarıya doğru çıkartalım. Bir oynayıp bakalım ne kadar yakınımızda. Biraz uzakta olmuş. Daha yakına getirelim. Çünkü sık sık denemeler yapacağız. O yüzden yakınında olursa iyi olur. Bu kadar yakın olmasın yalnız. Çünkü şey yapacağız. O size overlap'i göstereceğim. Kılıcın etrafında görünmeyen bir şey var. Onu bir görünür hale getirelim. Evet, şimdi bu kılıcın etrafındaki o sphere collision objesinin görünür bir kısmı yok normalde. Ama ben size göstermek için şu comment satırında 5.3'e kadar, Unreal 5.3'e kadar şöyleydi. Küçük harflerle show, sonra collision idi. 5.3'te şöyle, show flag'lerden bir tanesi. Harflerle yazalım. Show flag, biraz aşağı inersek şurada collision var. Show flag.collision 1 derseniz bakın size şeyi gösteriyor. Bütün collision'ları. Böylelikle debug yapma imkanı var. İçine girdik, dışına çıktık. Bunun etkisini görmek için de şöyle yapabilirsiniz. Yine Shift F1'e bastım. Bu karakterimiz seçiliyken sağ tarafta onun şu search kutusunun içerisine overlapping weapon değerini şey yaparsak burada görmemiz lazım. Göremiyoruz çünkü bu Blueprint Cool Menu'de overlapping weapon'ı tanımladığımızda şu göz işaretini tıklamadığımız için tıkladım şimdi. Bu public olmaktan çıkartıyor. Public olmaktan çıkınca hem şu show flag.collision'ı bir yapacaksınız hem de biraz önce girdiğim show collision diyeceksiniz. O zaman onu gösterecek. Neyse benim esas göstereceğim. Karakter shift F1'e bastık. Şu butona bastık. Karakteri seçtik. Şurada overlapping weapon buraya geldi bakın. Neyse size göstereceğim de işte şeydi. Burada none değeri var. Ben şimdi tekrar oyunu oynamak için içeri gireceğim. Ama şuradan bir daha şeyi seçiyorum. Karakteri. Ki şey burada gözüksün. Overlapping weapon değeri debug maksadıyla burada gözükmesi için muhakkak bizim cool menu karakterini seçmeniz lazım. Ama ben bir yandan da oynayabiliyorum. Bu iyi bir özellik debug yapmak için. Bakın içine girdim şeyin Sphere Collider'ın ve overlapping weapon BP weapon değerini aldı. Çıktım tekrar none değerini aldı. Eğer yine içine girecek olursak tekrar BP weapon değerini aldı. Yani şu şeyin içine girince, collision'ın içine girince yapacağımız işlemi buraya koyabiliriz. Bir tuşla alacağız silahı. Silah için biraz bir işimiz var. Şöyle. Şu anda BP Cool Menu'deyiz. Onun mesh seçiliyken, şuradaki komponentlerden mesh komponent seçiliyken sağ taraftaki mesh kısmında Skeletal Mesh Asset'te şu Browse düğmesine tıklarsanız size onun yerini gösterir. Skeletal Mesh Menu Simple'ı ekranı açarsınız. Şuradan şeye geçebilirsiniz. Skeletal, doğrudan iskelet sistemine. Burada sağ eline
bir soket tanımlaması yapacağız ve silah, yani kılıcı oraya bağlayacağız. Sağ elini bulalım. Hand right. Şurada. Hand right. Sağ eli şu. Oraya bir soket bağlayacağız. Karakterlere silah vermeyi böyle yapıyoruz. Bu hand right'ın üzerindeyken sağ butona tıklıyoruz. Add socket diyoruz. Şuna bir isim verelim. Başka bir isim verelim. Right hand socket ismini verelim. Daha akılda kalıcı bir isim. Kılıcı tam yerine oturtabilmek için bu sokete sağ butonla tıklayıp Add Preview Asset dedikten sonra Search Asset içerisinde Sword yazarsanız şu bizim kılıç buraya gelir. Yerleştirmek için şu oklardan hareket ettirerek kabaca, daha sonradan daha hassas bir ayar yaptırmak üzere. Bu arada aklıma gelmişken biz dersin başından beri şeyi kullanıyoruz. Erkek karakteri kullanıyoruz. Bu erkek karakteri. Fakat bazı menülerde, mesela bu Skeletal Mannequin'de kadın karakteri geliyor. Bu önemli değil. Sadece bir preview bu. Şuradaki Preview Scene Settings'e girerseniz burada sadece görünüm için, preview için seçenek olarak isterseniz SKM Queen Simple yerine SKM Many Simple'ı seçebilirsiniz. O sadece oradaki görüntüdür. Bizim karakterimiz gene aynı. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Right Hand Socket burada. Onun yerini ayarladık. Bir de bir animasyonla görelim. Yine aynı kısımda, sağ taraftaki Preview Scene kısmında şu animation bölümünde use specific animation der ve alttaki animasyon kutusunun içerisinde mesela alt çizgi hangisi var? Run forward var. O olabilir. Biz Mixamo'dan daha elinde kılıçla koşan başka animasyonla indireceğiz. Şu anda yüzüne çarpıyor kılıç ama önemli değil. Ben sadece tam elini ayarlamak için şey yapacağım. Şöyle bir yerde durdurdum. Aslında çok kabaca kılıç iyi gibi ama kılıcı tutan bir animasyon yaptığımız zaman daha iyi olacak. Şimdi yaklaşık olarak bir ayar yapacağız. Şöyle serçe parmağı şey. Şuradaki döndürmelerde kademeli döndürme düğmelerini kapatırsanız şunu daha hassas döndürme yapabilirsiniz. Evet, bu şimdilik böyle olsun. Sonra daha da düzeltiriz. Ctrl-C ile kaydettik. Şey tamam. Soketimiz tamam. Biz yeniden şeye dönelim. Action kısmına dönelim. Input kısmında sağ butona tıklıyorum. Input ve Input Action. Input Action alt çizgi Take the Weapon. Silahı al isimli action'ımız. Action'ı açarsak digital olacak, yani iki durumlu. Fakat bir trigger ekleyeceğiz. Aynı şeydeki gibi, zıplamadaki gibi pulse diyeceğiz. Yani bir kere gönderecek. E'ye bastığımızda zaman silahı alabilmek için tek bir pulse gönderecek. Bunu şeye kaydedelim. Bizim şu mapping context'te artı butonuna tıklayalım. Şu en sona none yazan kısımdan bizim take the weapon en alttaymış. Açalım onu. Tuş olarak E tuşunu kullanacağız. Evet, bu da tamam. Şimdi bunun pull menü'de event graph'ta daha önce zıplamak için bir input action kullanmıştık. Şu ileri doğru gidiyoruz. Şuraya bir tane de sağ butona tıklıyorum. Input kısmına geliyorum. Şurada input kısmında enhanced action events'te biraz önce oluşturduğumuz take the weapon şurada. E tuşuna basılınca bu tetiklenecek. Ne yapacak? Tetiklendiği zaman bizim bir komutumuz var. Attach diye. Bir komponenti başka bir komponente birleştirme, iliştirme ile ilgili. Tabii ki mesh üzerinde, yani attach component to component parantez içerisinde mesh'i seçeceğiz. Parantez içerisinde mesh'i seçmek demek, burada target girişine mesh bağlanmış oluyor. Yani
Yani bağlantında targetimiz meshin kendisi. O soket ismi olarak da right-hand soketi yazarsak buraya kılıcı alacak. Bu right-hand sokete bağlayacak birazdan bu işlemi. Yani E tuşuna bastığımız zaman. Fakat parent için burada overlapping weapon gerekli. Onu buraya getiriyorum. Yalnız overlapping weapon olmayabilir. Biliyorsunuz sphere collider'ın dışına çıktığımız zaman overlapping weapon null değerine geri dönüyordu. Dolayısıyla problem çıkmaması için blueprint'te bu şekilde bir değişken üzerindeyken sabit ona tıklarsanız ve bunu convert to validated get derseniz o zaman bir denetleme şansımız var. Eğer overlapping weapon değeri varsa şuradan is valid'den devam edersiniz. Değilse herhangi bir şey yapmayabilirsiniz. Şu weapon da bizim parent'ımız. Fakat bu şekilde bağlayamıyoruz. Çünkü sağ taraftaki penceremiz komponenti komponente bağlıyor. Dolayısıyla şu weapon'ı komponente çevirmemiz lazım. Şöyle diyelim, eğer root komponent derseniz get root komponent penceresi gelir. Dolayısıyla bu overlapping weapon'ın root komponentini elde edersiniz. Böylelikle şu sağdaki pencereyi kullanabilirsiniz. Diğer durumda zaten ünlem işaretiyle size gösteriyordu. Biraz önce gördünüz. Burada bir de şu location, rotation ve scale kurallarını rule snap to target, tam target'e yerleştir diyoruz. Böylelikle bunu tamamlamış olduk. Eğer Ctrl-C ile kaydedelim ve play düğmesine tıklayalım. Bu şekilde yaklaştık. Tahminen girdik ama tahminen demeyelim. Şeyi görelim. Şuradaki show collision ve diğeri de şeydi. Show lag collision, show lag collision 1 değeriydi. Bakıyoruz. Bir de şeyi çalıştıracağız. Show Origin'i çalıştıracağız. Şimdi görüntüye geldi. Evet. Şurada tam içine girdim. Bu sphere collider biraz daha büyük yaparsak daha iyi olur. Şimdi ben size E tuşuna bastığım zaman olan olayı göstereceğim. Bir ters bağlantı durum söz konusu. Target ve şeyi yanlış bağladım. Şu target şey olacak. Overlapping weapon olacak. Şu buraya bağlanacak. Bu yukarıya bağlanacaktı. Otomatik getirdiği için o da beni yanılttı ama normali bu şekilde. Yani parent bizim mesh. Yani karakterimizin mesh objesi. Parent objesi. Silah onun şeyi olacak. Bir alt elemanı olacak. Tekrar daha şey yapalım. Play düğmesine tıklayalım. Şeyi açmayacağım bu sefer. Yakında geldik. E tuşuna bastığım zaman silah elinde ve koşarken de silah elinde koşmaya başladı. Burada şu kısmı daha sonra kullanacağımız için bir fonksiyon haline dönüştüreceğim. Şey hariç, şu kısım hariç. Sabit ona tıklar. Buna collapse to function diyecek olursanız bu fonksiyonun ismi aynı şey gibi. Event'in ismi gibi. Take the weapon fonksiyonu olsun. Onu daha sonra da kullanacağız. Evet, bu giriş dersiydi şeyin, silah kısmının. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Şimdi sadece şey yaptık. Silahı alma kısmını yaptık. Bu silahı eline aldıktan sonra koşarken başka animasyonlar gerekecek. Eli silahlı animasyonlar. Onları Mixamo'dan indireceğiz ve bu Unreal'da bu karaktere uygulamanın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Retarget olayı var. O derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.